Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Inspiration 4 gitti, gördü, geldi. Ariane 1000. uydusunu fırlattı. Hapit alev aldı. Haftanın önemli uzay haberleri. Inspiration 4 seferi başarıyla tamamlandı. Dünyanın ilk özel bütçeli, tamamı sivillerden oluşan yörünge seferi başarılı bir şekilde tamamlandı. İlk defa Şubat 2021'de ilan edilen uçuşta, milyarder Jared Isaacman'in finanse ettiği ve katıldığı seferde, kendisine kanser araştırmaları yapan Amerikan St. Jude Çocuk Hastanesi'ne bağış toplamak amacıyla başlatılan bir piyango ile seçilen Christopher Sembroski, aynı hastanede çocukken kanser tedavisi gören, büyüyünce ise aynı hastanede doktor olan Hayley Arsenox ve Neden Uzaya Gitmeliyim temalı bir yarışmada yayınladığı video ile seçilen jeoloji profesörü Sian Proctor eşlik etti. SpaceX'in ürettiği Dragon kapsülü ile uzaya gitmesi planlanan ekip, Şubat ayından itibaren yaklaşık 6 ay boyunca uzay aracı, uzaya çıkış ve geri dönüş üzerine eğitim aldı. Ardından da 16 Eylül günü Türkiye saatiyle 03'te Amerika'nın Florida eyaletindeki Kennedy Uzay Merkezi'nden Falcon 9 roketiyle uzaya gönderildiler. Bindikleri Resilience adındaki Dragon kapsülüyle yaklaşık 590 kilometrelik bir yörüngeye çıktılar. Bu yörünge Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ve Hubble Teleskobu'ndan daha yüksekteki bir yörünge. Yörüngede 3 gün kalan ve çeşitli etkinliklerde bulunan ekip, daha sonra ilk olarak iniş amaçlı yörünge alçaltma manevraları yaptı. 19 Eylül günü Türkiye saatiyle 02 civarlarında da Dünya'ya geri dönerek Atlas Okyanusu'na, Florida'nın yaklaşık 50 mil açıklarına indi. Sağlık durumları iyi olan ekip, gerçekleştirdikleri seferle aynı anda Dünya yörüngesinde en çok kişinin bulunması rekorunu, yörüngede aynı anda en çok Dragon uzay aracı rekorunu kırdılar. Aynı zamanda ilk tamamen özel ticari uçuş, ilk vücut protezli yolcu ve uzaya giden en büyük tek parça cam ünvanlarını da kazandılar. Inspiration 4 görevinin detaylarını bu hafta yayınlayacağımız videomuzda izleyebilirsiniz. Ariane Space firması 1000. uydusunu yörüngeye çıkarttı. Fransa merkezli Ariane Uzay firması geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen ST-35 görevi sonrasında uzaya başarılı bir şekilde çıkarttığı 1000. uydusunu kutladı. ARPA Uzay Ajansı'nın ve başta Avrupa kıtasındaki ülkelerin uzaya erişim ihtiyacını karşılamak için kurulan firma, 41 yıllık tarihinde toplamda 1021 uyduyu uzaya fırlattı. 1980 yılında kurulan Ariane Space, Güney Amerika'daki Fransız Guyana'sında bulunan Kuru Uzay Merkezi'nden, Kazakistan'daki Baykonur ve Rusya'daki Vostok Kozmodromu'ndan Vega, Ariane ve Soyuz roketlerini kullanarak farklı büyüklükteki uydu ve görevlere göre çalışmalar yürütüyor. Günümüzde başlayan ve gelecekte daha da kızışacak olan uydu taşımacılığı sektöründe faaliyetlerine devam etmek için Ariane 6 sistemini geliştiren firma, aynı zamanda geriden gelse de yeniden kullanılabilir roket sistemleri üzerinde de çalışarak yarışta geri kalmamaya çalışıyor. Avrupa ülkelerinin yabancı fırlatıcılara bağlı kalmaması için Avrupa Uzay Ajansı ve Avrupa Birliği'nce de desteklenen firma, gelecekte Avrupa Birliği'nin yürütmeyi planladığı Ay ve Mars seferleriyle faaliyetlerini devam ettirmek istiyor. Taiwan Space tarafından geliştirilen Hapit 1 roketi fırlatmada başarısız oldu. Taiwan merkezli T-Space firmasının geliştirdiği Hapit 1 test roketi, Avustralya'daki Southern Launch fırlatma sahasında fırlatma öncesi alev aldı. Firmanın yörüngeye 390 kg faydalı yük çıkartma kabiliyeti olacak şekilde tasarladığı ve hibrit motorlarla çalışan Hapit 5 roketinin ilk test modeli olan Hapit 1, iki kademeden oluşan bir roket. Yanıcı olarak askeri roketlerde de kullanılan Katal'deki hidroksil uçlu polibütadiyen ve oksitleyici olaraksa azot oksit kullanan roket, Tayvan'da yapılması planlanan fırlatmayı, rampanın kurulacağı bölge üzerindeki tartışmalar ve diğer başka problemler nedeniyle 2019 yılından bu yana ertelemişti. Daha sonra ise fırlatma çalışmalarının Avustralya'da devam edilmesine karar verildi. Eylül 2001 yılında 200 ila 250 km irtifaya çıkması planlanan ilk yörünge altı seferi için hazırlık yapan firma, son olarak 15 Eylül'de kalkış denemesi yaptı. Ancak geri sayım sırasında devreye girmesi gereken sistemlerden en az biri aktif hale gelmediği için kalkış ertelendi.
16 Eylül'de yapılan son denemede ise roket geri sayım sırasında fırlatma rampasındayken alev aldı ve infilak etti. Patlamada herhangi bir can ve mal kaybı olmadı. Firma yetkilileri patlama sonrası saha ve enkaz incelemesi yapmaya başladı. T-Space firmasının elinde hazır halde 2 adet Hapit 1 roketi daha bulunuyor. Ancak firmanın roketlere yaşanılan kazanın sebebini bulup çözüm getirmedikçe ateşlemeyi düşünmediği bildirildi. Gelecek hafta planlanan uzay uçuşları. Gelecek hafta kalkış tarihi yayınlanmış 2 uçuş bulunmakta. 20 Eylül Long March 7 Tianzhou 3 görevi. Çin'in Wenchang Uzay Merkezi'nden yapılacak olan fırlatmada, Çin Uzay İstasyonu'nun ihtiyaç duyacağı malzemeleri taşıyacak olan insansız Tianzhou ikmal aracı alçak dünya yörüngesine fırlatılacak. Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderilecek olan ikmal malzemeleri, Ekim'de istasyonu ziyaret etmesi planlanan taykonotların görevleri ve iaşeleri için gereken malzemeleri içeriyor. 23 Eylül Atlas 5 Landsat 9 görevi. Amerika'nın Kaliforniya eyaletindeki Vandenberg Uzay Üssü'nden yapılacak olan fırlatmada NASA ve Amerikan Jeoloji Kurumu'na ait Landsat 9 gözlem uydusu yörüngeye çıkartılacak. Landsat, 50 yıldır kesintisiz olarak dünyayı gözlemleyerek çevresel değişimleri inceleyen Landsat serisi uyduların 9.sü ve en yüksek teknolojiye sahip olanı olarak hizmet verecek. Uzay gemisi dünyanın sunduğu uzay haberlerini izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili haberlerimizi kaçırmamak için kanalımıza abone olun.